Efendim Bakış Programı'na hoş geldiniz. Bugün tarımı konuşacağız. Bakış Programı'nın ana başlığı tarım. Malum uzun pandemi döneminden bu yana en çok konuşulan konuların başında tarım geliyor. Biz de konuşmaya devam ediyoruz. Bir parantez açıp tarım sigortasını anlatacağız. Aslında bugün sizi bir üreticiyle tanıştıracağız. Hem bir tarım uzmanıyla hem de üreticiyle tanıştıracağız. Tekirdağ'a götüreceğiz sizi. Tekirdağ'da tarım ve tarım sigortası nedir? Önce kısaca onu özetleyeceğiz. Üreticimiz var. Hem sigortadan hem ekiyor, biçiyor hem de sigortadan parasını almış. Biraz onun bilgilerini sizle paylaşıp biraz nasıl bir süreç geçirdiğini anlatmaya çalışacağız. Tekirdağ'da sigortalılık, tarım sigortalılık oranı nedir? Özellikle hangi ürünlerde sigortalılık oranı fazla? Tekirdağ'daki afet riskleri nedir? Ve aynı zamanda bugüne kadar tarım sigortası, devlet destekli tarım sigortası kapsamında neler ödendi? Bunları biraz süremiz el verdiğince anlatmaya çalışacağız. Dediğim gibi Tekirdağ'a götürüyoruz. Konuklarımız Tekirdağ'da. İki değerli konuğumuz var. Birisi Tarsim Tekirdağ Bölge Müdürü Hamit Çönte bizlerle birlikte işin biraz daha tarımı ve sigortasını paylaşacak. Aynı zamanda Ali İnan üreticimiz, tarımdan, sigortadan da hasar almış üreticimiz. Aynı zamanda Kırklareli Pınarhisar Tozatlı Köyü eski muhtarı. Bize anlatacak neler yaşadığını, nasıl bir afet yaşadığını, karşılığında sonunda ne yaptığını ve nasıl hasar aldığını paylaşacak. Efendim siz de sorabilirsiniz. bakış@ntv.com.tr bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Aynı zamanda Noyan Doğan'ın Twitter adresinden ve Instagram adresinden de ulaşabilirsiniz. Yayın esnasında arkadaşlarımız diğer sosyal medya adreslerini de paylaşacaklar. Soru ve yorumlarınızla katılabilirsiniz. Evet efendim, Tekirdağ'a gidiyoruz. Tarımı konuşuyoruz, tarım sigortasını konuşuyoruz. Bakış başlıyor. Evet efendim, Tarsim Tekirdağ Bölge Müdürü Hamit Çönte canlı yayın konuğumuz. Aynı zamanda Ali İnan üreticimiz, çiftçimiz, Kırklareli Pınarhisar Tozatlı Köyü eski muhtarı. İkisi de Tekirdağ'dalar, arazideler. Ben de çok gitmek istedim ama bir türlü imkanı olmadı yoğun tempodan dolayı ama inanın bir gün ben de araziye inmek istiyorum arkadaşlarla birlikte. Hamit Bey hoş geldiniz, Ali Bey hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Siz de hoş bulduk. Hamit Bey önce sizden başlayalım. Ya bize biraz Tekirdağ özelinde yani o bölge, Trakya bölgesi özelinde, Tekirdağ'ı direkt nokta vuruşu almayayım ama Trakya bölgesi özelinde biraz nedir sigortalılık oranları Tarsim'de, riskler nelerdir? Biraz oranın tarımsal üretimi hakkında bilgi paylaşırsanız buradan sohbete başlayalım. Buyurun efendim. Tabii Noyan Bey, merhabalar. Herkese iyi yayınlar diliyorum. Ben Hamit Çönte, Tarsim Tekirdağ Bölge Müdürü. Görev sahamız Tekirdağ İlliği ile birlikte Edirne, Kırklareli ve İstanbul illerini kapsamakta. Trakya bölgesi bildiğiniz üzere ağırlıklı tarla bitkilerinin ve endüstri bitkilerinin yoğun olarak yetiştirildiği bir bölge. Arpa, buğday, ayçiçeği, kanola ve çeltik en önemli yetiştiriciliği yapılan ürünlerimiz arasında yer almakta. Sigortalılık oranı bakımından Türkiye geneline göre bölgemizde sigortalılık oranı daha yüksek seviyelerde seyretmekte son yıllarda. %50-51'in üzerinde bir sigortalılık oranımız var tüm ürünleri gözettiğimizde. Ürün bazında baktığımızda kanolada %63'ü aşan bir sigortalılık oranı, ayçiçeğinde %51 seviyesinde, buğdayda %50 seviyesinde bir sigortalılık oranına sahibiz. Ağırlıklı bu ürünlerle sigortacılık faaliyetleri devam edilmekte. Yetiştiricilerimizde ağırlıklı bunları üretmekte. Son dönemde bazı ilçelerimizde meyvecilik alanlarının da arttığını gözlemliyoruz. Sigortası yapıldıkça biz de bunları fark ediyoruz, takip ediyoruz.
Ahmet Bey, biraz yani neredeyse yarı yarıya sigortalılık oranı. Bu iyi bir oran mı? Onu bir sorayım. Oraya biraz takıldım. Hani %63 de var ama ben genelde buğdaya baktım. Ayçiçek ve buğdaya baktım. %50-51 bandında bir şey sigortalılık oranı. Bu iyi mi bölge için? Yoksa hani daha gidilecek çok yol mu var? Bu oran iyi olmasına rağmen Tarsim'in geçmiş 16 yıllık hikayesindeki aldığımız yola göre iyi olmasına rağmen %49'luk, %50'lik hala sigortalama potansiyeli olan, üretim yapılan sahalar var. Riske maruz kalan sahalar var. Daha alacağımız mesafe oldukça fazla. Biz de bölge müdürlüğü olarak bu oranı çiftçilerimize sigorta bilincini anlatmaya, sistemi tanıtmaya, daha çok üreticimizin doğal afetler karşısında risklere karşı ürünlerini güvence sunmaya devam etmeye çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Peki bir Ali Bey'i de görebilir miyim? Ali İnan'ı? Tabii. Ali Bey de yanınızda değil mi? Ben tabii. Buradayım. Ali Bey, siz eski muhtarsınız aynı zamanda. Buyurun Nayan Bey. Biraz ne ekiyorsunuz, ne biçiyorsunuz, ne kadar bir arazi var? Şu anda bulunduğunuz yer sizin arazi mi? Şimdi Ahmet Bey ilk önce dijital ortamın sosyal medyasında köyümün sınırları içerisine hoş geldiniz. Yani Türkiye'min dört bir köşesinde tarımla uğraşan, eli nasırlı, ayağı lastikli, başı kasketli köylü amcamın, çiftçi kardeşimin hepsine iyi yayınlar, iyi seyirler diliyorum. Ben Kırklareli'li Pınarhisar ilçesi Tozaklı köyünde çiftçilikle uğraşıyorum. 1994 yılından bu yana tarımın her alanında buğday, ayçiçeği, hayvancılık, harpa, yeni kanola, bu tip çiftçilik tarım ürünü üreterek hayatımızı bunu meslek haline getirip gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de Türkiye'de 1994'ten 2000'e kadar, milattan önce diyorum ben buna, 2000'den sonra da milattan sonra diyorum. Yani tarım sigortalarının devletle bütünleştikten sonra bir çiftçi için 5 yılını planlarken sigortanın ne kadar önem arz ettiğini yatırım getiri olarak, çiftçiliğin getirisi olarak tarım sigortasının, Tarsim'in bizler için önemli olduğunu anladım. Yani bu muhtarlığımı bitirdikten sonra 2019 ve 2021 yılları içerisinde bir hortumumuz oldu, bir tolumuz oldu. Orada gösterilen ilgi alakadan, oradaki aldığımız kolaylıktan, devletin arkamızda yanımızda durmasından sigortalıyı orada zararı yaşayarak teminatımı kendime gelir olarak alarak gördüm yani. Anladım. Ali Bey, bu içinde bulunduğunuz arazi sizin ekip biçtiğiniz arazi mi? Şimdi bu köyümün sınırları içerisinde kendi komşu tarlamın yan tarafında duruyorum. Arkamızda köyüm sınırları içerisinde bulunan tarım için suladığımız göletimiz var. Evet. Tarlam yan tarafında, burası zaten mera alanı. Şu mera alanı içerisinde bulunuyoruz. Arka tarafında görülen tarlalar kendi ayçiçek, buğday ve arpalar. Komşu tarla ve benim kendi tarlalarım da var. Peki. Hamit Bey, nedir Trakya özeline baktığımızda riskler neler? Biraz sıralayabilir miyiz? Hamit Çönte'ye döneyim. Sigortaya konu demeyeyim de ben size. Riskler neler ve bugüne kadar hangi afetler yaşandı ve ne riskler, üreticimiz hangi riskleri üstlenmek zorunda kaldı? Şimdi Trakya bölgesi özelinde konuşursak, yetiştirdiğimiz ürünlerin karşılaştığı, üreticilerin karşılaştığı risklerin başında Trakya bölgesinde dolu afeti meydana geliyor. Ve yılın erken döneminde ekilişler Eylül-Ekim ayında gerçekleştikten sonra tahıl ürünlerinin çıkışıyla birlikte kış dönemindeki aşırı yağışlara bağlı nehir boylarında ve arazilerde gerçekleşen sel su hasarları oldukça sık karşılaştığımız riskler. Yine fırtına hasarları oldukça sık yaşıyoruz bölgemizde. Bizim bölgemizde bunlarla karşılaşmakla birlikte
Ülke genelini düşündüğümüzde dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel su baskını hasarları, yetiştirilen bazı ürünlerde yaban domuzu hasarları bizim en çok karşılaştığımız riskler. Ayçiçeğin de geçen yıl teminata aldığımız tarım sigortaları havuzu olarak hasat dönemine yakın dönemdeki kuş zararı da teminat kapsamında. Tarsim tarım sigortaları havuzu riskleri de yıldan yıla kendisini geliştirerek çeşitlendirmeye, üreticilerin tarımsal faaliyetleri sırasında karşılaştıkları her türlü riski sigorta kapsamına almaya için çalışmaları gösteriyor. Peki Hamit Bey, bir şey daha sorayım. Bugüne kadar Tarsim tarım sigortası, devlet destekli tarım sigortası kapsamında Trakya bölgesinde ve Tekirdağ özelinde, ikisini birden soruyorum, ne kadar bir hasar ödemesi yaptınız ve en yüksek hasar ödemesini hangi ürüne yaptınız? Muhtemelen söyleminizden şunu anlıyorum, ağırlıklı don herhalde ödediğiniz en yüksek hasar risk bazında. Biraz o açıdan da bilgi paylaşırsak riskleri en azından buradan üreticilerimize, sigorta yaptırmayan üreticilerimize anlatmış oluruz. Buyurun. Tabii ki ülkemiz genelinde en çok hasar ödemesi yapılan risk tabii ki don. Don riski meyvelerde teminat altına alınabilen bir risk. Meyvelerin birim fiyatları, kıymetleri daha yüksek tutarlı olduğu için hasar ödemeleri de daha yüksek oluyor haliyle. Fakat Trakya bölgemizde ağırlıklı yağlı tohumlar ve tarla ürünleri sigortalı, yetiştiriciliği yapıldığı için sigorta da en çok haliyle buğday sigortası, ayçiçeği sigortası şeklinde geçiyor. Bu yıl için bahsetmek gerekirse 2022 yılında şu ana kadar iklim değişikliği başka bölgelerde, ülkelerde, bizim bölgelerimizde ne kadar sık karşılaşmış olsak da Trakya'da çok karşılaşmadık. Şu ana kadar iyi gidiyoruz diyebiliriz. 2000 kadar bir hasar ihbarı aldık. 2000'e yakın hasar ihbarı aldık. Bunların büyük bir çoğunluğu sel su baskını şeklinde gerçekleşti. İçinde bulunduğumuz günler oldukça riskli günler. Havaların çok aşırı birden ısınması ile birlikte dolu yağışlarının, sağanak yağış geçişlerinin lokal bölgelerde gerçekleştirdiği günleri yaşıyoruz. Aslında üretici de biz de her gün hava durumunu ve bölgedeki genel durumu takip ediyoruz. Tarım sigortaları olarak Türkiye'deki genel durumu takip ediyoruz. Risk gerçekleşen yerlerde hasar ihbarlarının bildirilmesi sonrası gerekli hasar tespit organizasyonunu gerçekleştirerek tarım sigortaları havuzu eksperleri aracılığıyla, marifetiyle bunların hasar tespit işlemlerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Trakya bölgesinde iyi bir sezon geçiriyoruz. Bizim ifade etmek gerekirse en yüksek hasar ödemesi yaptığımız, en çok hasar aldığımız yıl 2020 yılı olmuştu. 20 bini aşkın bir sigortalı üretim alanında, poliçeli alanda hasar ihbarı aldık. En çok hasar ödemesi yaptığımız yılda bitkisel ürün sigortaları için 26 milyon TL rakamıyla o yıl gerçekleşmişti. Tekrarını inşallah görmeyiz. Bu yılı da bereketli, verimli bir şekilde hasadını tamamlayacağımızı, üreticinin yetiştirdiği ürünü almasını ümit ediyoruz. Anladım. Ali Bey'e bir döneyim. Ali Bey, siz biraz önce söylediniz ama altını bir daha çizelim. Merhaba, siz Tarsim'den hasar aldınız. Yaşadığınız afet neydi? Nasıl o süreci biraz bizle paylaşır mısınız? Sonra başka bir soru daha soracağım size. Buyurun. Tabii. Şimdi Doyan Bey, yani az önce bahsettiğim gibi Kırklareli Pınarhisar ilçesi, Tozaklı köyü, 6 köy sınırıyla 21.700 dekar alanda tarım toprağına sahip bir alan. 14.000 dekar alanda tarım yapılarak üretim yapılıyor. Bu alanın 10.000 dekarı yaklaşık olarak buğday, arpa, yulaf şeyini tamamlıyor. Ayçiçek olarak da 4.000-4.500 dekar alanda ayçiçek tarımı yapılıyor. Hayvancılık da buna dahil ama günümüz şartlarında hayvan sayısı gün ve gün düşüyor. Tarım daha revaçta, daha hızlı hale gelmeye çalışıyor. 2019 yılında fırtına ve hortumun vesile olduğu diyeyim yahut da meydana geldiği ortamda ayçiçek tarlalarımda yağmur esnasındaki yıkılmalar ve yatmalar meydana gelmişti. 2021 yılında da yine rüzgar
hafif tolu ama fırtına şeklinde olduğu için yine ayçiçeklerde yatma meydana geldi. Doğal olarak buradaki var olan ikili alan, birinde 5 dekarlık, birinde 6 dekarlık alan içerisinde %58 ile %42 oranında hasar aldı. Hasar oluştu. Hasar tespitine Tarsim'in bölge sorumlu eksper arkadaşlar gelerek hasar şeyini oluşturdular. 20 gün içerisinde bunu sonuç olarak kendime aldım. Ali Bey, bir buyurun, şey soracağım. Şimdi Hamit buyurun. Bey'in de anlattığına göre bölgede, yani Trakya'da, Tekirdağ bölgesinde iki üreticiden, yani siz sigortalısınız ama farz-ı misal yanınızdaki değil. Riskleri de siz sayıyorsunuz. Hasar aldığınızı da söylüyorsunuz. Üretime böyle devam ettiğinizi de söylüyorsunuz. Niye diğer üreticiler de yaptırmıyor? Acaba biraz bir bilginiz var mı? Herhalde konuşuyorsunuzdur. Kahvede konuşuyorsunuzdur, sohbet ediyorsunuzdur. Tabii. Yaptırmayan, neden yaptırmadıklarını söylüyorlar? Ne diyorlar? Şimdi şunu söyleyeyim Ahmet Noyan Bey. Tarsim sigortalısı, köyümde az önce bahsetmiş olduğum dekar içerisinde 14 bin dekarlık tarım yapan 120 adet çiftçi var. 120 adet çiftçinin her kurumda ilgili Tarsim şubesi olan kooperatifler, bankalarda var olan ortaklığı, alışverişleri var, ticaret anlamları var. Burada bu işleri alışveriş yapan bütün çiftçi kardeşlerimiz, bütün çiftçi dostlarımız yaptırmayan sadece bugüne kadar milattan önce az önce dediğim gibi 90 yıllarındaki hatırabilen sigortacılığın köylerde tam detaylı anlatılamadığı. Yeni yeni Tarsim'in köylerde anlatılırken insanların hele bile ki son 5 yılda veyahut 10 yıl içerisindeki bu genişleme şeyinde devlet güvencesi altında halkının yanında olduğunu gösterdikten sonra kimse yaptırmıyorum demiyor zaten. Ben çiftçi olarak veya benim gibi diğer çiftçi arkadaşlar olarak 5 yılını planladığı zaman almış olduğu kredilendirme veyahut yıl içerisinde yapmış olduğu gübre, tohum, alışverişlerindeki ilgili kooperatiflerden bunun garantiye olabilecek doğal afetin vereceği zararlardan kredilerin geri dönüşümünü zor düşüneceğini düşündüğü için vatandaşların ekim planını 1 Ekim ilgili yılın içerisindeki 10. ayında planlayarak ÇKS çıktısıyla ilgili şubeden alabileceği tarım kredi, parasal yardım veya tohum desteğinin otomatikman ekim planını yaptığı için ekimiyle birlikte tarım sigortası yaptırıyor artık yani. Anladım. Kimse yaptırmıyor yok. Yani peki, bizim bu bölgemizde, köyümde bunu yapan çiftçi sayısı çoğunlukla. Peki. Hamit Bey, süremiz azaldı. Bir soru da size ileteyim. Bize bir örnek verir misiniz? Buğday, yani bölgeye has olduğu için örneği oradan vermek istiyorum. Buğday şu kadar dekar, şu kadar yer, işte şu kadar buğday ve prim şu kadardır. Ve bu primin şu kadarını üretici öder, şu kadarını devlet karşılar. Böyle bir örnek verebilir misiniz bize? Rakamsal. Ben şöyle ifade edeyim Doğan Bey bu soruya cevabımı. Şimdi biz sigorta sezonu diye bahsettiğimiz aslında 1 Kasım itibariyle tahıl ürünleriyle sigorta düzenleme dönemi başlamış oluyor. Bu işte yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri vasıtasıyla, bu banka şubesi olabilir, kooperatifler olabilir, özel acentelerimiz olabilir, sigorta poliçesi düzenlemeye yetkili acenteler vasıtasıyla poliçeleri kabul etmeye başlıyoruz. Şimdi yılın başında ürünlerini sigorta yaptırırken Tarsim'in uygulamış olduğu bir ürün kilogram fiyat bedeli var ortaya konan, belirlenen tarım sigortaları havuzunun aldığı kararla. Bu fiyat yıl içinde değişiklik göstermesi nedeniyle bu prim fiyatları da üreticinin ödemesi gereken prim fiyatı değişkenlik gösteriyor. En son Tarsim'de yapılan fiyat güncellemesi buğday 4,5 liraya yükseltildi. Mayıs ayı itibariyle bu çiftçinin de beklentisi doğrultusunda gerçekleşti. Herkesin tabii ki ekip biçtiği alanın büyüklüğü farklıdır ama bir dekar üzerinden konuşursak ortalama 500 kilogram bir dekardaki buğday ürünü için çiftçinin ödemesi gereken prim tutarı, kendisinin ödemesi gereken prim tutarı 20 ila 25 lira arasında değişmekte. Bu hasar olmayan yıllarda hasarsızlık indirimleri ve diğer indirimlerle daha da aşağı tutarlara inebilmekte. Yine bölgemizde en çok yetiştirilen ayçiçeği ürünü için de 15 ila 20 lira arasında değişen
dekar başına bir sigorta prim maliyeti var çiftçiye yansıyan. Bunun %50'sinde devlet desteği olarak tarım sigortaları havuzuna aktarıldığını düşünürsek 40 lira gibi bir tutar yapıyor bir dekar buğdayın sigorta prim maliyeti. Peki Hamit Bey. Çok teşekkür ediyorum. De 30 lira civarında gerçekleşiyor. Anladım. Hamit Çönte'ye çok teşekkür ediyorum. Ali İnan çok teşekkür ediyorum. Ali Bey'e de kolaylıklar diliyorum üreticimiz olarak. Ağzınıza sağlık efendim. Tekirdağ'dan, Trakya'dan. Evet. Bugün yerinde biz sizi Tekirdağ'a götürdük ve yerinde üreticiyle tanıştırdık. Aynı zamanda tarım uzmanıyla tanıştırdık. Hem hasar almış tarım sigortasından bir üreticinin bu süreci nasıl yaşadığını paylaştık. İlginç. Aynı zamanda oradaki sigortalılık oranlarını ve sigortaya ödenecek parayı, primi biraz paylaştık. Eminim bilgi sahibi etmişizdir sizi diye düşünüyorum efendim tarım sigortasında. Ama söylenen son cümleyi söyleyeyim. Eğer üreticimize tarım sigortasını anlattığımızda, böyle anlattığımızda üretici bunun faydasını, afetleri yaşadıkça faydasını görüyor. Efendim bir başka programda görüşmek üzere, hoşçakalın.